Bu başarısızlığı sadece federasyonlara yüklemek sizce ne kadar doğru? Bu neyin sonucu? Valla bir kere üslup çok kötü. Şey diyor, hesap sormaya başlayacağız. Hesap filan sormayacaklar. Oturup konuşmaları lazım. Yani başlangıç bile kötü. Hesap soracaklarsa ilk kendisinden sorsun Osman bak. Hem kendisinden sorsun hem de kendi partisinden sorsun. Çünkü bütün bu federasyonların içine kendi adamlarını doldurdular. Sporun her köşesine siyaset soktular. Siyaset derken iktidarı soktular demek istiyorum yani. Ve de bütün federasyonlar şeylerle doldu. Böyle işte belediye başkanı olamayan iktidar partisi üyeleri veya daha önce vekillik yapanlar veya yapamayanlar, aday gösterilmeyenleri federasyonlara doldurdular. Bu Yani bütün hepsi liyakatsiz için. kadroların karşılığını mı gördük? Ya gayet tabii canım yani şurada bizim orada gördüğümüz işte liyakatli 15 kişi bir araya geldi. Voleybol takımını kastediyorum yani kızları kastediyorum. Liyakatliler bir araya geldiler. Olimpiyat dördüncüsü oldular. Veya geçen sene işte dünya birincisi olmuşlardı. Yani önce Osman bak kendinden hesap sorsun bir. İkincisi Sayın Cumhurbaşkanı'na rica etsin. Eğer her hafta toplanıp basket oynuyorlar onlarla hep beraber. İşte Cumhurbaşkanı, Hidayet, federasyon üyeleri, AKP'liler. Bir kere spora karışmasınlar. Liyakatli kadrolar getirsinler. Sporun içine kendi ekibini sokmasınlar. Ayrıca milli takımlar milletin takımı yani hükümetin takımı değil. Bu milletin takımına siyaset soktukları zaman çeşitli yani çeşitli şekilde o zaman milleti de bölüyorlar. Hem takımı bölüyorlar hem milleti bölüyorlar. Yani bunu hem futbolda gördük ilk başta troller vasıtasıyla hem de voleybol takımında gördük. Böylece millet de bölünüyor. Yani sonuçta mesela toplanıp hep beraber yaptıkları bir spor var. Basketbol oynuyorlar. Ama Basketbol Federasyonu belki de tarihin en başarısız federasyonu şu anda alınan sonuçlara itibariyle. Yani hesap Sizce sorma hakkı istifa yok. gelmeli mi? Böyle bir Ya durumda istifa... başka bir ülkede olsa ne olurdu mesela? Gelir miydi? Vallahi bakın başka ülkede mukayese etmeyin. Çünkü burası Türkiye. Türkiye'nin şartlarında konuşalım. Kimse istifa etmez burada. Bugüne kadar neler oldu Türkiye'de? Kim istifa etti? Soma'da 300 kişi öldü. Kimse istifa etmedi. Deprem oldu. Binlerce insan öldü. Binlerce insan enkaz altı. Kimse etmedi. Burada istifa olmaz. Görevden alma olur. Bence Osman Bak şey bir insan yani çalışıyor, çalışkan, koşturuyor, moşturuyor ama kendisinin yetkisi yok yani. Sonuçta kendi partisi, iktidar bu sporun içine oldukça girmiş vaziyette. İstifa edecekse bir kere önce spor bakanı istifa etmesi lazım. Hesabı da kendine sorması lazım. Önce kendisine bakması lazım. Osman Bak'ın. Yani onu demek istiyorum. Sorumluluk Ayrıca almaktan kaçınmak mı bu? ya sorumluluk almaktan kaçınmak hepsi orada iktidarın oradaki temsilcisi gibi çalışıyorlar. Zaten bir sorumluluğu yok Spor Bakanı'nın. Yani Türkiye'de ne bileyim işte Maliye Bakanı'nın ne kadar sorumluluğu varsa o ne kadar sorumluysa o da o kadar sorumlu. Ne kadar kendi yani mesela Hazine Bakanı Mehmet Şimşek kararları ne kadar kendi alabiliyorsa sporda da işte Osman Bak o kadar kendi alabiliyor yani. Ama üslup çok kötü hesap soracağız diyor. Hesabı önce kendinizden sorun. Veya müsaade edin de hesabı kamuoyu sorsun, millet sorsun sizden yani niye bu sporun içine bu kadar karışıyorsunuz diye. Yani bu üslupla başladığınız zaman başarısız olan federasyonlarda hesap soracağız dediğiniz zaman zaten başka bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü giriş cümlesi doğru değil yani. Bırakın liyakatli insanlar doğsun. Bunun örneğini kadınlarda gördük, voleybolcularda gördük. Türk tarihinde, Türkiye tarihinde alınabilecek milli takımların seviyesi en büyük başarıyı aldılar geçen sene. Burada da olimpiyatlarda da takımı bölmelerine rağmen oyuncular üzerinden polemik çıkarmalarına rağmen oynayan voleybolcu üzerinden yine de dördüncü oldular ve çok başarılı bir takım bu takım. Onu bile bozmaya Ki o çalışıyorlar yani kadar sakatlıklar vardı. kendi siyasetlerini de böldüler yani takımı. Ülkenin bir grup işte bu bizim her zaman konuştuğumuz siyasal İslam ekibi mesela takımı sevmiyorlar bu voleybol takımını milli takım olmasına rağmen. Bunu çeşitli şeylerle tek tek anlatmayalım yani. Takımın şeyini markasını yok etmek istiyorlar. O bakımdan Osman Bak önce siyaseti spordan uzak tutsun. Siyaset dediğimde iktidarı uzak tutsun ve liyakatli insanları doldursun. Hesap soracağı insan da ilk kendine sorsun ve de mümkünse İstifa etsin. Yani galibiyetlerde soyunma odasına Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmek veya ona telefon açıp benim gördüğüm Osman Bak'ın yaptığı tek şey o. Milli takım galip geldiği zaman yani olimpiyatta veya başka bir yerde bir elinde bir telefon Sayın Cumhurbaşkanı'nı arıyor ve onunla sporcuları konuşturuyor. Santral gibi yani çok enteresan yani.
O bakımdan önce sporu siyasetten uzak tutsunlar iktidarda. Ve de iktidarda işte yer veremedikleri insanları, bir yerlere koyamadıkları insanları federasyona doldurmasınlar. Liyakat yeterli bir sebep. Bunu da en iyi voleybol takımı gösterdi. 15-16 kişi liyakatli insan bir araya geldiği zaman Türk, 15 Türk dünya şampiyonu olabiliyor yani. Bu her alanda geçerli. Ekonomide, hukukta, başka bir adalette, başka bir yerde. Yani belli ki liyakat önem verdiğiniz zaman bu işler düzeliyor. Benim söyleyeceğim bu. Bilmiyorum, siz başka bir şey soracak mısınız? Bu işler evet, yani evet liyakatle oluyor dediğiniz gibi ama tabii ki burası Türkiye spora siyaset ne kadar karışır ne kadar karışmaz. Şimdi bir de tablomuz var, o tablo da ekranlarımıza gelsin isterim, onu da soracağım size. Çok iddialı olduğumuz alanlarımız var. Güreş vardı, halter vardı ama biz bu alanlarda dahi altın değil yani gümüş madalya bile alamadık mesela bu alanlarımızda. Bu alanlarda niye alamadık? Çok iddialı olduğumuz alanlarda da bir kaybımız var. Ya bakın, bu ülkede içinde yaşamasak ülke çok eğlenceli bir ülke. Belki de son dönemin en büyük şampiyonlarından birine, en büyük güreş efsanelerinden birine verdiğimiz görev bir bankanın yönetim kuruluna sokmuştuk, biliyorsunuz ya. Adını söylemeyelim yine polemik olmasın. Yani Türkiye'nin son dönemlerdeki en büyük güreş efsanelerinden bir tanesini bir bankanın yönetim kuruluna soktuk yani. O yüzden ben yani liyakate önem vermeleri lazım. Söyleyeceğim bu. Banka ismi vermedim. Bir tane yerli milli bankamızın yönetim kuruluna sokmuşlardı. Bir güreşçi. Herkes bilir yani onu. Sonuçta söyleyecek bir şey yok. Güreş, futbol, basketbol. Mesela basketbolun federasyonun başında NBA'de en uzun süren oynayan oyuncumuz var. Federasyon başkanı o. Bir tek şeyde görüyoruz. Toplanıp Sayın Cumhurbaşkanı ve ekibiyle beraber basketbol oynarken görüyoruz. Basketbol yerlerde sürünüyor. Yani milli takımlar olarak kastediyorum. O bakımdan spor Türkiye'de diğer kurumlar gibi hukuk, adalet, işte diyanet, üniversiteler, rektörlük falan gibi hepsi bir kişiye bağlı çalışıyorlar. Bakanlar da veya işte bu işte işin başında olanlar da iktidarla spor arasındaki ilişkileri götürmeye çalışıyorlar. Osman Bak esasında iyi niyetli bir insan, bir insan değil yani. Ama Türkiye'de sistem böyle gidiyor. Yani onun bir yetkisi yok. Onu demek istiyorum. Evet, şu anda o tabloda ekranlarımıza geldi. Tabii gönül isterdi ki bizim de altınımız olsun. Biz de böyle güzel bir tabloda en azından ilk 10'da ülkemizi görelim ama 64. sıradayız. Şimdi ilk 10'a bizim girebilmemiz için önümüzde 4 yıl var. Sizce 4 yıl sonra tablo değişir mi? İlk 10'a girebilir miyiz? Mesela liyakat dediniz, daha liyakatli kadrolar olursa, bir şeyler değişirse bu 4 yılda değişir mi? Valla değişmez. İktidar giderse eğer daha liyakatli kadrolar başka bir iktidar sayesinde gelebilir. Çünkü en liyakatli ekibi bile bozmaya çalışıyorlar. İşte voleybol takımını kastediyorum, kadınları kastediyorum. Yani bugün siz de takip ediyorsunuz da bütün sosyal medyayı ve Türkiye'deki evet, kamuoyunu. Milli takım 3. oldu. Yani bu şeye yenildiğinde, İtalya yendiğinde bizi Türkiye'de bir %30-%35'lik kesim sevindi yani Türkiye'nin madalya almamasına yani. Bu zihniyette 2028'e değil 3028 olimpiyatına gitsek ne olur yani? Bu iktidar sporla oynamayı seviyor. Sporun içinde olmayı seviyor. Çünkü iki şey var toplumu çok çabuk toplumun etkileyebileceğiniz. Bir din, bir spor var yani. İkisini de kullanmaya çalışıyor. O yüzden de spor bu hale geldi. Dediğim gibi yani çok bir örnek. Bir güreşçinin, milli güreşçinin bir bankanın yönetim kuruluna girmesi. Yani ne işi var onun bankanın yönetim kurulunda? Başarılı bir sporcu, dünya şampiyonu olmuş. Yer onu sporda değerlendirir yani. Oraya güreşçi koyan, Allah bilir güreş takımının başına eski bir emekli bankacı getirebilir. Yani bunların nasıl şey yaptıkları da belli olmuyor. Neye göre insan seçtikleri de belli olmuyor. İşte bunlardan kendini kurtaran bir voleybol vardı. Onu da yapmaya çalışıyor. Göreceksiniz, orada da faturayı çıkaracaklar. Federasyona ve federasyon başkanına çıkaracaklar yani. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Gökberk, sağ olun. Çok teşekkürler. Güzel şeyler söyleyemedim ama kusura bakmayın. Ama tablo böyle, haklısınız. Çok teşekkürler. Evet. Ama biz yine de umudumuzu koruyalım. 4 yıl var, belki bir şeyler değişir ve biz de o tabloda ilk 10'da yer alırız. İnşallah, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun.